Merhabalar, bugünkü konumuz anayasadan gelen güç. Öncelikle anayasamızın ilk dört maddesini inceleyeceğiz. Anayasamızın birinci maddesi devletin şeklinin anlatıldığı madde. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Anayasamızın ikinci maddesi ise cumhuriyetin niteliklerinin anlatıldığı maddedir. E, Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir denilmekte. Burada kısaca bakarsak eğer öncelik toplumun huzuru, yine insan haklarına saygılı olma durumu var ve milli dayanışma, adalet bunlar demokrasinin zaten temel ilkeleri kalıbı içerisinde yer alıyordu. Ve anayasamızın ikinci maddesinde de Devletin nitelikler arasında yer alıyor. Bir de Atatürk Milliyetçiliği ibaresi var. Atatürk Milliyetçiliği birleştirici bir milliyetçilik anlayışıdır. Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın kendini Türk milletinin bir parçası olarak gören herkesi Türk olarak ifade eder ya da Türk milleti olarak ifade etmektedir. Anayasamızın üçüncü maddesine bakacağız. Bu devletin bütünlüğünden bahsedilen ve bağımsızlık sembollerimizden bahsedilen maddemizdir. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bakın burada bütünlüğümüzden bahsediyor ve devamına geçiyoruz. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Mesela resmi dilimiz ve bayrağımız bizim bağımsızlık sembollerimiz. Yine aynı şekilde devam ediyor. Milli Marşı İstiklal Marşı'dır, başkenti Ankara'dır. Bunlar bizim Bağımsızlık sembollerimiz, resmi dilimiz, bayrağımız, milli maaşımız ve başkentimiz yani aslında devleti oluşturan temel unsurlardır. Şimdi ilk üç maddenin önemini gördük. Dördüncü maddemize bakacağız. Dördüncü maddemizin adı ise değiştirilemeyen hükümlerdir. Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Yani burada gördüğünüz ilk üç madde dördüncü madde ile devlet tarafından koruma altına alınmıştır. Yine anayasamızın özellikle ikinci maddesinde geçen Demokratik, layık, sosyal hukuk devletleri kalıpları da önemli. Kısaca onlara da bakacağız. Ama öncelikle anayasamızın bir de beşinci maddesi var. Onu da ben kısaca bir size anlatayım. Beşinci madde devletin temel amaç ve görevlerinin anlatıldığı maddedir. Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, Kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Yani anayasanın ilk üç maddesi önemli hükümlerde, dördüncü maddesi ise onları koruyan hükümdür. Beşinci madde ise devletin bu süreçte yerine getirmesi gereken temel amaçları ve görevlerinin anlatıldığı maddeydi. Şimdi devletimizin dört temel özelliğine bakacağız kısaca. Demokratik devlet, layık devlet, sosyal devlet ve hukuk devleti kalıbına demokratik devlet sürecine baktığımızda şimdi ülkemize demokrasinin gereği olarak vatandaşlar katılım ile seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanabilmektedir. İşte seçme seçilme hakkının özgürce kullanılması demokratik devlet özelliği olarak biliniyor. Ve demokratik devlet özelliğinde ana unsur şu. Mesela biz de daha öncesinde demiştik ki milli egemenlik bizde demokrasinin karşılığıdır. Yani seçme ve seçilme yöntemiyle halk yönetimi etki ediyor, katılım hakkını kullanıyor ve yönetimi etki ederken bu hakkımızı özgürce ve kısıtlama olmadan kullanabiliyorsak demokratik devlet özellikleri sağlanmış olur. Ve leğik devlete bakıyoruz. Türkiye'de devlet yönetimi din kurallarına dayanmaz. Bireyler din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Yani aslında böyle kestirme olarak hep söylenilen bir şey vardır. Layıklık din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır diye. Devlet yönetiminde daha çok akıl ve bilim esas alınırken dini kurallar daha çok insanlara yani din ve vicdan özgürlüğü bakımından kişilere bırakılmıştır. Devlet vatandaşlarının ibadet, ibadet etme haklarını korur, özgürce dinlerini yaşama imkanı da sağlar. Sonrasında sosyal devlet, insan hak ve özgürlüklerine saygılı olmak, insanın doğuştan sahip olduğu imkanları geliştirmek ve korumak devletin görevidir. Yani devlet bizim temel haklarımızı korur ve aslında bir sosyal devlet dediğimize yine kısaca şey deriz. Hani halkının ihtiyaçlarını karşılayan devlet, halkına sahip çıkan devlet. Genel anlamda da aslında bu. Hak ve özgürlüklerimize saygı duyup imkanlarımızı geliştiren devlet, bize bakan devlet anlamına gelir bizim ihtiyaçlarımızı önemseyen devlettir sosyal devlet ve son olarak hukuk devleti hukuk devletinde tüm vatandaşlar yasalar önünde eşittir vatandaşlar mahkemelerde haklarını aramakta özgürdürler yani herhangi bir kanunlar kanunu uymama ya da hakların ihlali durumunda biz özgürce mahkemede hakkımızı arayabiliyorsak o zaman da hukuk devleti özelliği bize sağlanmış olur. Şimdilik konumuz bu kadar. Devletin anayasamız içerisinde geçen dört tane temel özelliğini de kısaca anlattık. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.